Herkese merhaba. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Önümde iki farklı kutu var. Bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Bu alışverişimizde birlikte açmak istedim. Sizlere de göstermek istedim. Artık deneyimleyince tekrardan bir video çekeriz zaten. Onları da görürsünüz. Bu video bir alışveriş kutu açılımı videosu olmuş olacak. Size de tavsiye edeceğim ürünleri. Aynı zamanda bu ürünleri siz de kullandıysanız veya hala kullanıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Tavsiyelerinizi görebiliriz hepimiz. O zaman başlayalım mı artık? Başlayalım. Haydi bakalım. Kamera arkasında da Furkan var. Belki Furkan'a da biraz ihtiyacım olabilir çünkü kutular çok büyük. Eve gelesiye kadar, getirene kadar biraz zor, uğraşlı oldu. Şu hatta poşetinden çıktı, ayrıldı. Çünkü koptu. Diğeri poşetinde hala. Bunu gördüğünüz üzere bir Air Fry arkadaşlar kutudan gözüküyordur. Önce bunu mu açsak? Olur. Şu sürpriz olsun. Acaba burada ne var? Bu biraz sürpriz kalsın. Bunu kenara çekeyim ben. Evet, bunu bıçağımı da getirdim. Hadi bismillah diyorum ve açıyorum. Arkadaşlar bu Air Fry'ı alırken bayağı bir düşündük. İki farklı model vardı. Bir Karaca'nın Air Cook modeli. Poşette gözüküyor diye herhangi bir şey söylemedim. Karaca'ya gittik. Karaca'dan alışveriş yaptık. Şimdi ve Karaca'dan çok güzel parçalar seçtik arkadaşlar. Air Fry ihtiyacımız vardı. Daha doğrusu geçen sene annem için almıştık. Biraz götüresiye kadar bir süre kullandık ve çok beğenmiştik. Bizim elimiz ayağımız olmuştu o süre içerisinde. Furkan da çok seviyordu böyle pratik bir şeyler yapmayı, özellikle kahvaltı yaparken vesaire. O yüzden air fry alalım diye düşündük ve işte farklı modellere baktık. Farklı tipte air fry'lar gelmişti Türkiye'den. Biz de bunu beğendik, bunu seçtik. Hatta Instagram'dan size de sordum hangisini alayım diye kararsız kalınca. Siz de en çok bunu beğendiniz. Hemen gösteriyorum. Açabilirsem inşallah. Yardım edeyim sana, geleyim dur. Uğraşlı oldu bizim için bunu çıkartması. Çok güzel paketlenmiş gerçekten. Karaca'nın kalitesi tekrar bize kendini gösterdi zaten. Nereden? Türkiye'den geliyor. Evet, bu ürünler tabii ki Türkiye'den geliyor, Senegal'e. Bu arada biz Senegal'de yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları Türkiye'den aldığımızı falan sanmayın. Çünkü Senegal'de de bir Karaca mağazası var, bilmeyenler için hatırlatalım bunları. Evet, Türkiye'den geldiği için de bu kadar korunaklı geliyor böyle. İçinden bir de şöyle kullanma kılavuzu da çıktı. Şunu şöyle bıraksam bir şey olmaz herhalde. Şöyle düzleyebilsem. Hadi bakalım. Bismillah de. Böyle köpüklerle korunmuş arkadaşlar. Ben daha önce de Türkiye'den Karaca ürünleri aldığımda böyle güzel geliyor. Gerçekten çok korunaklı getiriyorlar. Çok online sipariş veriyordum ben. Acaba nasıl gelir falan diye düşünüyordum ilk siparişlerinde. Gayet güzel ve korunaklı geliyor. Evet, açtım. Sonunda şöyle, çok harika değil mi ya sizce de? Bu modeli arkadaşlar. Kaç litreydi bu? 8 litre. 8 mi 9 mu? 8 litreymiş. İlk başta 9 dediler bize orada. Herhalde ya unuttular ya farkında değiller. Biz 9 diye duymuştuk. Ama kutusuna baktım, incelediğimde 8 litre yazıyor arkadaşlar. Gayet büyük. XX large modeli zaten. Şöyle iki hazneli. Litrelerini çıkartalım, evet. Şöyle zedelemeden. Bunları açıyorum çünkü kullanacağız zaten. Yıkayacağım, güzel temizleyeceğim ve kullanacağız. Şöyle açtım. Şunu da çıkartayım mı? Bunu sökmesi çok eğlenceli değil mi? Bir bana mı eğlenceli geliyor acaba? ASMR. Evet. Şöyle arkadaşlar göstereyim hemen. İçindeki ızgarayı bile şöyle korumuşlar. Genişliği gayet iyi. Gayet ideal bence. Bir tarafında bir yemek yaparken diğer tarafında farklı bir şeyinizi pişirip veya ızgara yapabilirsiniz. Ya da şöyle. İleride şöyle bir meydan okuma yapalım. İkimiz aynı yemeği yapalım. Aynı airfryde. Bakalım hangimizinki evet. Güzel olacak. Bakın şöyle de göstereyim. Bu böyle. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şöyle açıyorum.
Mesela biz yarın bir yemek yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ankara tava yapmayı düşünüyorduk. Furkan'la birlikte onu çekeceğiz. Bakalım güzel olacak mı? Tavukları bunda yapmayı düşünüyorum. Belki yanına biraz da patates yaparız. Bir tarafına tavukları koyarız, bir tarafına patatesleri. Bakalım nasıl olacak. Böyle büyüklüğü ideal bence. İki taraflı da bu şekilde kullanabilirsiniz. İlla farklı yiyecekler yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Değişik aynı yiyeceği de bir tarafta yapabiliyoruz. Evet, fişe taktığınızda zaten ekran açılıyor hemen, dijital ekranı. Burada farklı farklı modlar var. Sebze pişirme ayarı, patates, tavuk, et, ne bileyim kek yapma ayarı gibi farklı modları var. Ben onlar için de size belki ufak bir reels çekerim. Onları da gösteririm. Çok fonksiyonlu, gayet pratik. Bence her evde bulunması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok işi kolaylaştırıyor. Özellikle çalışan bir insansanız. Bence pratiklik en önemlisi olmalı sizin için. O yüzden de en pratik aletler neyse mutfakta onu tercih etmelisiniz. Bence bu Karaca'nın ürünü de çok güzel olduğunu düşünüyorum ve biz bunu çok uygun fiyata aldık. Eğer Senegal'de yaşıyorsanız ve bu tip mutfak ihtiyaçlarınız varsa Karaca Senegal'e mutlaka uğramalısınız. Point Ö'de bulunuyor mağazası ve şu an çok büyük bir indirim var. Her şeyde %50, %30 indirim bulunuyor. Özellikle Nisan aylarında Senegal'de birçok mağazada böyle indirimler yapılıyor arkadaşlar. Senegal'de Karaca da buna dahil olmuş ve bu ürünü biz 150 bin sefa değil de 94 bin sefayı aldık çünkü büyük bir indirim vardı. 94 bin sefa içinde gayet uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü piyasaya baktığımızda çevreye bu fiyata bu kadar kaliteli bir ürün görmemiştik biz. Evet, diğer kutuyu açalım mı? Hadi açalım. Evet, bunu kenara koyuyorum. Bu da kullanma kılavuzu. Artık bakarız biz neler var. Diğer kutumuzda ne var acaba? Ailemizin üyesi oldu. Sürekli zaten videolarda göreceksiniz. Onu artık videolarda göreceksiniz siz. Onu kenara mı alacaksınız? Evet, onu şuraya tamam. Bakalım burada ne var. Benim en çok sevdiğim ve Furkan'ın da evlendikten sonra bence bağımlısı olduğu bir ürünü yapma aleti arkadaşlar. Ne uzattın? Niye uzattım bilmiyorum. Bir kahve makinesi. Evet, şöyle poşetini çıkartıyorum. Bu kahve makinesini ilk çıkan ürününü ben 2 yıl önce, evlenmeden önce almıştım kendime, çeyizime diye. O şeydi, sadece filtre kahve ve Türk kahvesi yapıyordu. Ve bej rengini seçmiştim ben. O tip renkleri daha çok seviyorum normalde. Burada da istediğim renk yoktu ama artık yapacak bir şey yok dedim. Olsun, sorun değil. Olan rengini seçtik. Bu farklı bir modeli arkadaşlar. Hatır Plus Mod isimli modeli arkadaşlar. Bunu seçtik, bunu aldık biz. Burada neler var, neler yapabiliyorsunuz? Çok fazla şey yapıyorsunuz. Sadece iki çeşit kahve değil. Çok farklı kahveler yapabiliyorsunuz. Ha, şöyle göstereyim. Tersini göstermiş. Şöyle arkadaşlar görünümü. Hemen ben size göstereceğim. Bunun fiyatından da bahsedelim. Fiyatı ne kadardı? 65 bin sefa normal fiyatı. Ama 65 bin sefadan 52 bin sefaya düşmüştü. Böyle bir kahve makinesi için çok iyi fiyat bence. Yani burada biz bu tip ürünlerin fiyatlarını araştırıyoruz, bakıyoruz. Gerçekten çok pahalı ve pahalı aynı zamanda kimisi de kaliteli olmayan modeller, kaliteli olmayan markalar oluyor. Karaca böyle Türk kalitesinde bulmak çok zor oluyor. Türk kalitesinde bulmuşken de, indirimli bulmuşken tabii ki kaçırmadık. Yine çok güzel korunmuş bu arada. Yani ufak tuşuna bile şöyle şey eklemişler. Hemen açmaya çalışacağım. Bundan da senden yardım isteyeceğim. Geldim. Bu arada bir parça çıktı. Temizleme fırça, için. Temizleme fırçası sanırım. Bak benim aldığım modelde böyle bir şey yoktu. Evet. Yeni eklentiler var. Bunu o zaman yine birlikte alacağız. Yine birlikte şöyle almamız gerekiyor. Kahve ölçeği çıktı. 7 gram, 8 gram. Farklı ölçeklerde kahve ölçeği kaşığı çıktı. Bu da çok güzel. Evet. Harika.
kahve kutumuzun içerisine koyarız bunu da mutlaka. Şöyle size dönük açayım. Evet, hemen poşetinden de çıkartıyorum, size gösteriyorum. 5-in-1 diye ismi de var. Şöyle atıyorum. Hemen şurayı söküyorum. Evet, bir bahsedelim. Burada, şimdi özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çay demleme özelliği var. Filtre kahve tuşumuz var. Süt ısıtma tuşumuz var ayrıca. Sütlü içecek hazırlama tuşumuz var. Bir de közde kahve yapabiliyor makine. Makine gerçekten 5 içeceği de bir arada hazırlayabiliyor. Bence harika bir özellik. Benim aldığım sadece 2 tip kahve yapabiliyordu. Bu 5 tane yapabiliyor. Biraz daha büyütmüşler. Hemen cezvesini göstereyim size. Bunu da güzel pıtık poşetlere sarmışlar. Korunaklı olsun diye. Cezvesi de gayet büyük. Bu da 1 litre olabilir. Ben öyle hatırlıyorum benimkinden. Yani gayet ideal bir demlik. Evet, gayet ideal bir demlik boyutu. Şurayı açıyorsunuz arkadaşlar. Burada iki farklı alan var. Bir alana suyunu koyuyorsunuz. Zaten yazıyor burada nereye su koyulacağı, nereye kahve. Bir de şurada filtre kahve demleme aparatı var. Buraya da kahvenizi yerleştiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tuşunuza basıyorsunuz filtre kahve içmek isterseniz. Hazırlanıyor. Eğer çay demlemek istiyorsanız sadece demliğinize demliğin haznesi var şurada. Çayınızı koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu yerine koyuyorsunuz tabii. Suyu da burada hazır bulunduruyorsunuz. Kapatıp çay demleme tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sütlü kahve için bilmiyorum. Sütü nereye koymak gerekiyor? Ona bakacağım. Kahve demlemek isterseniz bu da muhtemelen buraya koyuyormuşsunuz. Üstünde yazıyor. Süt koyma, kahve koyma aparatı, cezvesi bu. Sütü de bunda ısıtabilirsiniz. Kahveyi de bunda ısıtabilirsiniz. Yani sıradan bir Türk kahvesi de yapabilirsiniz. Ya da sütlü kahveyi de aynı anda yapabilirsiniz. Ya da sadece süt ısıtabilirsiniz. İkisinden birini yapabilirsiniz. Burada ölçekleri yazıyor. Şuraya kadar koyun, buraya kadar koyun falan şeklinde. Ya muhtemelen 5 bardak alıyordur diye düşünüyorum. Haznesi büyük çünkü. Çok küçük değil. Şöyle göstereyim size de. Şöyle boyutu. Bunu da takıyorsunuz arkadaşlar. Fişe taktığınızda beyaz bir ışığı yanıyor bunun. Ondan sonra hemen istediğiniz seçeneğe basıp bekliyorsunuz. Bekledikten sonra kahve olduğunda size zaten dıt 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 diye ötüyor. Ondan sonra kahveniz hazır oluyor ve fincanları koyup içebiliyorsunuz. Evet, gösterebileceğim fonksiyonları bunlar sanırım. Göstermediğim başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Fiyatlarını da söyledim. Bakalım memnun kalacağız mı ürünlerden? Bence beğendiğimiz, isteyerek aldığımız ürünler oldu. Seveceğimizi düşünüyorum. Siz hangi kahve makinelerini kullanıyorsunuz? Neler bunu kullandığınız mı mesela? Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Özellikle Airfryer'ı merak ediyorum kullanan arkadaşlar varsa mutlaka yorumlarını yazsınlar. Bunu az çok bildiğim için, ben daha önce de kullandığım için bildiğim bir model, sadece biraz üst seviyesi aslında farklılaştırmışlar. Bunu da yine kullananlar varsa yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bizim alışverişimiz bu kadardı. Karaca Senegal'den 2 parça ürün aldık. Kendilerine buradan ilgileri için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Eğer Karaca Senegal'e giderseniz bizim ismimizi mutlaka verin arkadaşlar onlara. İki öğretmen bir kitap tan gördüm ve size geldim diye söylerseniz belki size ufak da bir indirim yaparlar aynı zamanda. Ve şu an indirim olduğu için mağazada mutlaka kaçırmayın. Bence bir an önce videoyu görür görmez gidin diyorum ben. İndirimleri kaçırmadan ihtiyacınız olan ürünleri satın alın arkadaşlar. Evet, o zaman kapanışa geçelim artık. Bu ürünleri bizim mutfağımızda, videolarımızda çok fazla göreceksiniz. Bizi Instagram'dan mutlaka takip edin. Orada bol bol deneyip yorumlarımı bildireceğim size arkadaşlar.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.